Evet efendim 20 Ağustos 2022. Efendim Batman'dayız. Batman Beşir ilçesinde. Yaklaşık 300 dekarlık fıstık bahçesinin e, içerisindeyiz. Bir parçasındayız efendim. 2 yıl aşılama. 6 yılda aşıdan sonraki sürece bakarsak 8 yıllık sekiz bir yıllık. ağaç burası. Ağaç, evet. Efendim tanıyabilir miyiz? Ben Hamdullah Aba Deve Bönükü'yüm hocam. Burası evet, Deve Bönükü'yü. Evet. Çok güzel. Efendim e, rekor gelişim ürünlerimizi... 3-4 yıldan beri kullanıyorsunuz. Evet hocam. Ne yaptı? Rekor gelişim size ne kattı efendim? Burası 300 dakikalık bahçe. 8'e 8 dikim. E evet hocam. Ondan sonra birazdan e, bu güzelliği göstereceğim size. E, evet. Ne yapıyor rekor gelişim ürünlerimiz efendim? Vallahi hocam rekor gelişimden işte çok memnun kaldık. işte 2 seneden başlaktadan sonra Hı -hı. şu küçük e, ağaçtan sonra Bir o ağacı hafif de evet, zoomlayalım evet. şöyle. Şu, Şuradaki şu ağacı. Evet şu önceden 3-4 sene önce şu kadardı diyorsunuz. 3-4 sene önce şöyleydi Küçük. işte evet. Artık ondan sonra göbredikten sonra bu hale geldi. Yani bizim boyumuz kadardı. Yani evet. o Boyunuz şu o kadardı. şu kadardı yani. Evet şu kadardı. Hacimi falan görüyorsunuz evet, hali. Ha. 4 sene de rekor gelişimi veriyoruz. Tabandan Her veriyoruz. Sene bile, tabandan veriyoruz. Evet efendim. Bu hale bu hale. Bu sene veriyoruz. de rekor yaprak gübresini de 4 kere uyguladık abi. Evet. Yaprak dür tam sene uyguladık oluruz. abi. Evet. Efendim 2022 yılı bu havalede fıstık tutum açısından nasıl bu sene? Güzeldi hocam. Sizin değil, başkalarının efendim. E, yok hocam, e, zayıftı. Zayıftı. Evet, şu an. Hala zayıf şu an, daha evet, Şu Yedikmedi. gün yeni Prakön'de zaten yok orada. Yok. Zayıf evet. Zayıf. Yıl tuttuğumuz zayıf diyorsunuz. Evet ya. hocam. Ha, evet. Yıl tuttuğumuz yani, zayıf halde. Şeye göre bizimki zayıf daha derken, iyi. Zayıf derken neredeyse üçte birlerin altında. 3'te 1 seviyelerinde. o kadar hocam, da biz Anladım o kadar. Evet. Dolayısıyla bunu bilin arkadaşlar. Evet, yani yok gelişim, yılı. Yok. Yani zararın, donun, rüzgarın çarptığı, çırptığı, arada dolu yağan yerlerde olmuş galiba. Evet hocam aynı. Yani, dolayısıyla böyle bir yıldayız. Gelelim evet. böyle. Efendim şimdi e, şu kamera lütfen e, önce şu bir bahçemizin dikim şeklini gösterelim bir. Bakın arkadaşlar insanlar bahçe dikerken. Bahçe imarını maalesef çeşitli sebepler dolayısıyla düzgün yapmıyorlar. Evet hocam. Şimdi e, baktığımızda 8'e 8, e 8 dikim bir bahçe. 8'e 8 evet hocam. Bakın şöyle bir 8, şöyle bir 8. Evet hocam. Harika. İşçilik kolay. İşçilik kolay. Herhangi bir traktörün giremediği bir yok yer yok. hocam evet. Ben her Ağaca türlü yavaş yavaş. Ağaca çarpmıyoruz. Ağaca evet. çarpmıyoruz efendim. Ve evet. bugün elinize konu sağlık. Tabii bu 8'e 8 olur. 7'yi e 7 olur. Bu sizin tercihiniz mesela. Evet, bizim yani bu tercih, sizin tercihiniz. Biz, biz, Bahçe evet, sahibi buna he. evet. Ama bakın birçok yani sirt olsun, batman olsun. Şu gördüğünüz bağları görüyor musunuz yani? Evet hocam. Tabii burada araba için dikmişsiniz ama. E, önceden öyle de kaldırdık. Birçok yerde efendim evet. aşırı bağ var. Yanlış. Yani üzüm dikmek istiyorsanız üzümü ayrı bir tarla yapın. Üzüm bahçesi yapın. Ama bugün biz bahçelerimizde hani kesinlikle başka bir bitki istemiyoruz yani. Ne evet kenarında ne içinde hiçbir şekilde evet istemiyoruz. Gelelim şöyle efendim. Ee, yok yılı olan bir yıl değil mi? Evet hocam. Yok olan şu an, bu yıl kurallıkta mesela şu rekor gelişimleri her sene bu sene de geçen sene de uygulandık. Şu hale geldi hocam. Bakın. Sonuçta 2 yıl aşı, 6 yılda aşıdan sonra toplam 8 yıl, Siirt fıstığı bunlar. Evet, fıstığı. Toplam 8 yaşındaki ağacı işte görüyorsunuz bakın. Evet, i̇şte evet. görüyorsunuz yani. Evet hocam. Gayet başarılı efendim. Yani e, yatırım diye buna denir yani. Çok memnun kaldık yani hocam. yatırım diye buna denir. Bakın evet. hem imar açısından, pratiklik açısından, ondan sonra yaprak gübresi. Peki ne yaptı bu arada? Rekor gübre yaprak gübresi bu sene verdiniz. Evet. Nasıl bir çalışma sağladı? Nasıl yani hocam? Ne fayda sağladı? Ona ne faydası sağladı? Çok faydasın hocam. Tutturdu. Evet, tutturdu hocam. Yeşil bırakıyor. yani. Verimi verdi. Verimi evet. verdi, evet. Zaten görüyoruz hocam. Bak. Evet. Bu arada tabi evet. sadece rekor gübre ürünlerini kullanmıyor evet. bahçe sahibimiz. Efendim, burada hani e, muhakkak tabandan da besleme ürünlerini vereceğiz efendim. Yani gereken beslemeleri e, gerek topraktan gerek yapraktan da yine yapacağız. Evet. Yani bugün hani bu noktada bunları da ihmal etmediniz. İlaçlamasını zaten yapıyorsunuz. Yapıyoruz bu arada da hocam. size efendim rekor gübre batman bayimiz Sayın Eyüp Yel Beyefendi Yel Kardeşler Tarım olarak destek veriyorlar herhalde. Evet hocam. Kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ben. Ondan sonra yetkili bayimizdir. efendim 0232 364 22 22 0232 364 22 22 ne oldu aradığınızda zaten batman bölgesindeki bayilerimiz bayimizi, telefon numarasını atıyoruz, gidiyorlar, oradan alışveriş yapıyorlar halbuki bu noktada bilginiz olsun. Yetkili olmayan lütfen bayilerimizden, bizim yönlendirmediğimiz insanlardan alışveriş yapmayınız. Yani biz kime gidin alın diyorsak, lütfen oraya uğrayın. Çünkü öbür türlü hani yanlış olabilir bu. Evet hocam. Yani yanlış ürün alabilirsiniz. arıza ürün alabilirsiniz. Çünkü biz bilmiyoruz, görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Bilmediğimiz birlerin elindeki bir ürün haberimiz olmaz ki. Nasıl satılmış belli değil. Aynen. GTS sistemi doğru mu çıkmış, yanlış mı bu da belli değil. Yani doğru, müşteri doğru. gibi almış ama dükkanına koymuş. O olmaz arkadaşlar. Yani Hı. eğer bugün bir bayi bayi gibi alıyorsa bayi çıkışını yapması gerekiyor. Eğer bunu yapmadıysa zaten müşteri gibi aldı. Zaten o zaman o zaten tehlikeli bir sıkıntı, kaçak yani. Doğru Buyurun doğru. Buyurun gelin böyle. Ha. Ben gelelim böyle. Yani şu hale geldi hocam bu rakır gelişimi. Ağacı bir çevresini göster, bakalım ne kadar gösterebilecek. Yani evet. ağacımızı kamera ve kameraman kardeşimiz nasıl Canlandırması, gösterecek? Canlandırması, yeşili, ha. rengi yani sürgünü. verimi, sürgünü. Tabii kurak bir yıl haliyle. Yani, kurak bir haliyle. Yıl ee, nasıl geçiyor? 2022 iklim nasıl geçiyor efendim? 2022. Şöyle bakın. Evet. Nasıl geçiyor? İklim nasıl geçiyor? Kamera göstersin şöyle ha. İklim hocam zaten bu senedeki kuralı oldu biliyorsunuz. Kurak evet. Evet. Kurak. Yani şu kuru genel kuraklığım ama şu rekor gelişimde a bak görüyorsunuz yine de çok memnunuz. Ben da daha küçük evet. Aç. Daha küçük daha 8 bugün, 8 e, yaşında. Al, evet. ya 8 yaşı demek bile doğru değil çünkü 6 aşıdan sonra 6 yaşından sonra, 6, şey, aşı, 6, evet, 6, yaş. 6, yaş. 6 evet. yıllık aşı evet. sonuçta. Evet. evet. Bugün baktığımızda bakın şu ağacımızda kaç kilo kuru abi? Kaç kuru? 4-5 kilo yani Arası. bu kadar. Evet, Bugün 5 evet. kilo kuru. Mesela. Bugün Allah bereket versin. Evet, Gayet abi. başarılı. Daha Ve yaşında. bakın şimdi siz bunu çok da güzel taşlandırmışsınız. Evet, Dikim hocam. şeyi de çok güzel. Evet. Ve dolayısıyla bakın da büyüyor. Bak sürgünü gene vermiş, gene büyümüş. Evet hocam. Bu çok değil. 3-4 sene, 5 sene sonra 20 e, 20 e, kilo kuru veren 25 kilo kuru bir hale gelecek yani. Gelecek. Evet, Ağaç başına. İnşallah hocam. 25 kilo kuru ki daha da büyüyecektir. alan çok geniş. Evet hocam. Ha yani çok sık dikseydiniz de daha sonra sorun yaşayacaktınız. Evet. Aa Çınlanmış. tertemiz bak işçilik Çınlanmış. kolay. Vallahi işçiliği kolay, geniş. Yaşınıza Tabii. göre bayağı akıllısınız ben size söyleyeyim evet, yani. Evet hocam. Çok akıllısınız ben. Evet hocam. Yani bugün yatırım olmuş yani. Bak bu bir yatırım evet. olmuş yani. Evet. Bugün bugün gayet başarılı, sıkıntısız, sorunsuz. Erkek ağaçlarımızı oraya koymuşuz. Beydullah evet, bize duruyor onlar. Evet. Evet. Bak görüyorsunuz. <laughs> erkek ağaç daha çok büyümüş mesela. Evet. Gelelim bir Ondan sonra bakın şu şu ağaca bakalım. Şimdi gelelim böyle. Gelelim böyle. Hepsi doludur. Şimdi ben burada bir şey bahsedeceğim size. Siz şimdi hala yeni yeni bahçe yapıyorsunuz değil mi abi? Evet hocam. Kamera gelsin böyle. Bakın arkadaşlar şu ağacı görüyorsunuz değil mi? Mesela tutum yine başarılı. Bugün gördüğümüz gibi ağaç küçücük ağaç. Hem sürgününü vermiş hem şeyini vermiş. Kamera yakından güzel çeksin şöyle. Şimdi buradaki uygulamalarınızda gördüğüm kadarıyla fidanı dikiyorsunuz. iki sene sonra aşı yapıyorsunuz. Evet hocam. Ve direkt olarak fıstı aşılıyorsunuz yani. Aynen. Ha tutuyor, tamam tutuyor ama tutması demek aslında istediğimiz nokta değil yani. Bugün bir de sizden ricam bundan sonraki yapacağınız yerlerde bugün ara bir aşı yapın. Yani önce erkek aşı kırmızı erkek ağacına. Sonrasında da fıstık aşılayın. Belki iki yılınız gibi gidiyor gözükebilir ama arkadaşlar yani iki yılınız gitmiyor aslında çünkü ağaç daha doğurgan oluyor, daha tutumu güzel oluyor. Dolayısıyla isterseniz aşı uyuşmazlığı az da olsa belki siz bazen aşı uyuşmazlığı yok ama az da olsa onu göremiyorsunuz ama dolayısıyla bizim gördüğümüz Siirt yöresinde, Antep yöresinde, Urfa yöresinde genelde bu şekilde yapıldığında Uygulamalar sonucunda daha iyi sonuç alındığını gördük yani. Evet hocam. O ağaçların daha iyi tutum sağladığını da gördük yani. Evet hocam. Bundan dolayı da hani e, insanlar diyor ki efendim bak tutuyor ne güzel. şey Tutuyor ama tutma var daha da tutması var yani o şekilde. Daha yani. da tutması Daha yani. da tutabilirdi. Bunu ta, dolayısıyla yan yana koymak gerekiyor. İşte yapılan o e, gördüğümüz uygulamalarda, gezdiğimiz yerlerde bugün baktığımızda iki kademeli aşılama yapılan yerlerdeki verimin daha iyi olduğunu gördük yani. Bu noktada bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sadece ben değil beraber araştırdığımız, bayilerimiz olsun, arkadaşlarımız olsun bunların da yapmış olduğu gözlemlerde bu kanata vardık. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum bu yüzden. Yani kaç bayım bundan e, tavsiye ederim. Yani yeni kuracağınız bir yeni kaç dekar kurmayı düşünüyorsunuz şu anda? 450 dönüm yakın. Yeni, yeni Yeni kurmayı düşünüyorsunuz. O evet. Allah razı Ekimin sonunda evet. İnşallah. İnşallah. Allah razı Çok güzel efendim. Gelelim böyle. Yine rekor gelişim kullanacağız tabandan. Tabii. Ondan sonra yaprak gübremizi de Aynen. Ee, bahar döneminde fidan için, yeni dikeceğiniz fidan için konuşuyorum ben. Evet. Çiçek dönemini geçsin. Ondan sonra, sonra. bir ay arayla üç kere uygulayacaksınız. Tamam mı yani? Aynen. Ha, Aynen. fidanlar için konuşuyorum. Yeni dikilen fidanlar için konuşuyorum. Aynen. Ağacı gösterelim. Ya. Bakın ağacın yeşilliğinden kaynaklı olarak ağaç genç bir ağaç. Sekiz ee, 8 yaşında, 2 yılında aşı, aşı altı yılı şey. Ee, yılın en büyük sorunlarından bir tanesi neydi? Pisilaydı değil mi? Evet hocam. Bir geçelim bakalım. Mesela şimdi az önce Adıyaman'dan bir bayimle görüştüm. Dedi Savaş Bey 2022 yılın en büyük sorunu tütünde pisila. Bursa'daki mısırcı arıyorum. En büyük sorun beyaz sinek gene. Sivas'ı arıyorsun beyaz sinek. Konya arıyorsun beyaz sinek. Yani dolayısıyla yıl maalesef arkadaşlar 2022 yılında kat sayılar biraz düştü. Yani biraz e, beyaz sinek ve pisila benzeri hastalıklardan dolayı yılın kat sayısı biraz fazla. Bunu bilelim hale. Gelelim böyle. Hani tutturmadı falan döktü falan ayrı onlar ayrı konu ama daha evet. sonrasında hastalıksız bırakmadı yani. Evet hocam. Bahçeyi görüyorsunuz böyle maşallah efendim gayet güzel Allah utandırmasın. Ee, şu yukarı çekelim burası bulunduğumuz konum şu karşı efendim neresi şu tam karşı? Şurası Çevrimova köyü hocam. Ne köyü? Çevrimova. Çevrimova. Evet. Bizim bu Beşir aşağısı mı şu gözken? Yeni Pınar şurası. Ha Yeni burası Pınar. Çevrimova evet. Beşir nerede tarafta kaldı? Beşir'i şu dağın yukarı, dağın arkası. Arkası. Çok güzel. Akşamın ne olduğunu görüyorsunuz yani böyle. Evet hocam. Hava çok güzel. Şu i̇şte. köy bizim deva boyunluk. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bakın bulunduğunuz yerde, bakın şartlar da aslında kolay değil. Bak abi, şimdi burası buğday tarlası, bu taraf boş. Tamam, bir tarafta orada fıstık gene var ama genelde hani işte maalesef bahçelerin yan yana daha çok olduğu yerde daha iyi olur meyvacılık. Ama bugün hangi meyve olursa olsun hani yanında buğday tarlası var, yanında başka bir şey var. Oraya atılan bir ot ilacı yer gelene buraya zarar verebiliyor. Oradaki böcek hani yanında. Dolayısıyla hani meyvacılığın yan yana yapılması daha doğru bir şey yani. Daha da iyi sonuç veriyor. Evet, Ama ona rağmen bakın yine de bu şartlar altında yani bu ağaçlar kendi başına neredeyse etrafının yakın yerinde olmadığı halde bile Yine döllemesi de güzel. Bak ağaçlarımız döllemeler çok güzel. Evet, yani planı güzel yapmışsınız yani. Elinize konu sağlık yani. Güzel. Sağ Tebrik ediyorum hocam. yani. Çünkü e, bakın görüyorsunuz etrafta doğru düzgün ağaç yok ama bu ne yapıyor? Dölleniyor. Döllenme sorunu yaratmış. Yani geri gel çok oldu maç ne oluyor? Antep'te mesela, Nizbit'te mesela insanlar dölleyici bile koymuyor ağaçlarına, bahçelerine. Aynen. Diyor nasıl orada dölleyici var diyor. Aynen. O kadar rahat yani. <laughs> i̇şte onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Tamam yani? <laughs> evet. Gelelim böyle. Ondan sonra Evet. Peki e, geçen sene öbür sene fıstıklarımız nasıl abi? Her ne kadar daha çok genç ağaçlar olsa da. Evet. Fıstık kalitesi nasıl oluyor? Çıtlak nasıl oluyor? Şimdi rekor geçmesi 3-4 yıldan beri kullanıyorsanız eğer. Evet. E, bunlar konusunda bilgi sahibi olmuşsunuz herhalde. Evet hocam. Nasıl çıtlak? Valla çatlak hocam bu seneki... Çatlama oranı. Geçen seneleri konuşuyoruz. Geçen... Çıtlama oranı, açılma oranı. Evet yani yüzde yüzde elli, yüzde elli beş arası. Aynı, yani Şimdi mesela şunu söyleyeyim ben size. yani 100 fıstıktan diyorsunuz. Evet. Ne kadar açıklamış? Ne kadar? Yüzden 90'a kadar öyle. Ha. Yüzde evet. onu evet. açılmamış. Açılmamış. Evet. Başarılı. Süper yani. Evet. Süper yani. O evet. da burada ben size şunu söyleyeyim. Bakın burada kullanılan ürünler. Bir, rekor gelişim toprak ürünümüz tabandan. İki, rekor yaprak kübresi, Dört kere. Bir de buradan Sayın Bayım'a de söylüyorum ben fıstıklarda yağmur dönemlerinde, bahar dönemlerinde yağmurlar bitmeden rekor gübrenin en kalı 700 gramlık bir ürünü var. Toprağa sıkılarak kullanılan bir üründür. Dolayısıyla çıtlak oranını artıran bir üründür. E, iş doluluğunu çok artıran bir üründür. Yani onun kullanıldığı yerlerde biliyorsunuz çektik zaten e, %100 çıtlak sağlayabiliyoruz. Yani demek %100 çıtlak önemli konudur ama çok önemli konu değildir. Ama çıtlak demek aynı zamanda iri fıstık demek. Evet. İçinin dolması demek yani randımanı <laughs> iyi fıstık demek yani. Evet, Dolayısıyla randımanı iyi fıstığında kilosu yüksek olur yani. Çünkü randımanı yüksek olmayan, çıtlak olmayan fıstığında arkadaşlar içi boş olduğu için kabuk daha çok ağır geldiği için tüccar onun fiyatını ne yapar? Kırar. Dolayısıyla çıtlaklığın aslında önemi budur. Yani direkt fiyata e, yansıyan bir unsurdur yani. Aynen hocam. O yüzden öyle. efendim. Tabi burada maşallah 300, 200 artı. 300 artı 450, 750 dekar bahçenin az çok sahibi evet. olacaksınız evet, yani. Hocam. 300 dekarın sahibi Allah daha çok versin. Allah tamam. Ondan sonra O yüzden de ben bunu tabi size değil, insanlara anlatıyorum yani. Evet hocam. Hani yanlış anlamayın. Yok <laughs> yok. <laughs> Siz zaten bunları satıyorsunuz <laughs> yani. Evet hocam. Gelelim hemen gel, gel. Bu 29 yaşında mıyız? Evet hocam. Ah, maşallah maşallah. Evet gelelim böyle. Bahçe, bak biz niye uzatıyoruz videoyu? Şimdi insanlar sıkılabiliyor. Kardeşim biz istiyoruz ki şimdi bunu kesebilirim burada. 3 ağaç gösteririm, bırakırım. Ama bakın bütün ağaçlarımızın hemen hemen aynı olduğunu. Aynı oldu, evet. Yani burada bakın, don olan bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii ki sert don değil. Azar azar don belli ki ne yapmış, zarar vermiş. Ama Böyle yakıcı bir don olsaydı tamam belki hiçbir bölgede bir şey olmazdı. Ama Bugün baktığımız kadarıyla ürünlerimiz bir tutum sağlıyor mu? Yani gerek dal üzerinde, gerekse tarla genelinde Evet hocam. Nasıl mesela? Örneğin fıstık olmayan dal var mı? Evet. Dalın içi dışı her tarafı. Şunu iyi çekelim kamera. Şu ağacı içe, Mesela bunda en az 5 kilo gene kuru fıstık var. 5 kilo, 6 evet. kilo, 7 evet. kilo var yani. Evet. Evet. Kamera bunu lütfen göstersin. Kaldırsın göstersin. Içini göstersin. Şöyle. Acelemiz yok. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Tutumun şekli var. Çok önemli. Yani homojen olmalı. Bahçede boş bırakmamalı. Ben mesela size şöyle söyleyeyim abi. Şimdi bu sene <laughs> bu sene Mesela mısır tarlalarını gezdik. Ürünlerimizin kullanıldığı yerlerde örneğin boş koçan yok neredeyse. Birinci koçana bakıyorsun. Sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Arada belki bir tane zayıf. Ama bakıyorsun kullanılmayan yerlerde arkadaşlar her 20 koçandan 5 tanesi, 6 tanesi marazlı yani. Dolayısıyla zaten o da ne yapıyor? Verimi direkt %20-30 düşürüyor. Yani tamam belki aralarında çok iyi koçanlar olabilir. Ama %25-30'u berbat yani. Şimdi bakın burada da verim düşüren şey, efendim şurada var, burada yok, orada var, burada yok. Yani öyle bir şey yok. Yani burada para kazanamazsınız yani, para kazanamazsınız. Ondan sonra genç girişimci abimiz olarak da aynı şekilde. Evet, evet. Maşallah maşallah. Onun için burada şu anda fabrikayı kurmuşuz abi. Evet hocam. Allah tanımasın abi. Sağ olasın. Çok güzel. Yani bugün toprak, taşlı bir arazi. E orta şeker yani fena değil, güzel. Ondan sonra, e, çünkü taş işçiliği zordur, bakımı zordur. Gösterelim gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde ağacımızın ee, durumu bu şekilde. Evet tarlamızı genellem şöyle bir gösterelim. Bakın şöyle bir gösterelim. Bir şöyle gösterelim. Hani artık hani bak nereden geldik? Ta bak tarlanın başından beri geldik ya. Yani hocam bu da geldik. aynıdır. Yani böyle az fazla yok. Tabii hepsi ki. aynı. Ha hepsi aynı boy. Hep, hepsi aynı boy. İşte işte dedim ya toprağı eşitlersen evet. verdiğin gübreler eşit, hepsi eşit ne yapıyor? 3 evet, aşağı 5 çıkar. Tabii ki fark vardır. Neden vardır biliyorsun? Aşağıda bazı bölgelerde belki taş yerden olabilir. Yani dolayısıyla o tür biraz daha geri kalmış yer varsa az da olsa ağaçlar bazen onlara ekstra gübreler vererekten onları telaf edebilirsiniz. Ama şu an 3 aşağı 5 yukarı yani diyorsunuz ki 300 dekar yerde bugün çoğusu eşit. Eşit. Evet. Eşit, çok güzel. Yüzde eşit. Allah utanırmasın. Yüzde yüzde, yüzde, yüzde. Maşallah maşallah. Tamam. Yüz diyorum ben geldim bu abimizi tanıştırdı Eyüp Bey ve bakıyorum hep yüzü gülüyor. Evet hocam. Şimdi bir adamın böyle tarlası olur da Böyle bahçesi olur da yüzü gülmez mi? Evet. Yüzü gülmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Evet. Allah utandırmasın ha. Süper. Harika. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, bakın işte bunlar eskiden yoktu şimdi var. Yani demek ki yapılırsa oluyor haliyle. Evet. Ee, bugün ülkemizin bu bölgeleri değerlendiriliyor. Biz daha önce geldik buralarda çektik. Daha önceki daha küçük hallerdeki başka ağaçları da. Dolayısıyla bölgenizde fıstık olduğunu da burada görüyoruz hali. Evet, evet. Bugün e, kesinlikle toprak yapınız uygun, ikliminizin de uygun olduğunu gördük hali. Ha, bu ağaçlar inşallah biraz daha hızlı büyürse, biraz daha büyürse azil etmeye gerek yok. Sonuçta büyüyor. Normal şey zaten hızlı büyüyor. E, i̇ster istemez e, dedim ya size 4 yıl 5 yıl sonra şu ağaçların hepsi 25 kilo, 30 kilo kuru fıstık verir hale geliyor. Evet, 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 Yanlışları yapmayın. Bilmediğinizleri yapmayın lütfen. Bugün genelde Şimdi sizi izleyecekler birileri. Sizi yüzlerce insan bir yerden arayabilir yani. Benim gübrem daha iyi, şunun gübresi daha iyi vesaire bir sürü üçkağıtçı arayabilir. O yüzden hani denemek babında bile olsa bugün ne söylüyorum ben size bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Yani daha tedbirli kullanın. Kullanmak istiyorsanız da gidin başka yerlere verin, bir deneme yapın, öyle kullanın. Ee, tutup da hepsini bilmedi çünkü bahçe üretmek, bu hale getirmek kolay değil, zor. Evet, Bozmak çok kolay abi. Vallahi çok hocam. gördük çünkü yani. Aynen çok gördük. Onun için lütfen bakın 3-4 yıldır müşterimiz misiniz? Yani bunu söylediğiniz söylediniz az önce bayim evet, söyledi. Evet. Ben sadece geçen sene bu sene olarak düşünüyorum ama değilmiş. Ta geçmişten beri yani müşterimiz olmuşsunuz. Evet, ee, çok müşterimiz doğru. misiniz? Daha ha. Çok eskiden. Ee, bir müşterimiz misiniz deseniz ya bir şey zor deniyor değil mi? Evet hocam. Bir de der misiniz bir? Ne? E, müşterimiz, mis müşterimiz misiniz, misiniz? <laughs> zor deniyor. <Müşterimiz gülüyor> <önce>. Evet. evet. <laughs> bu şekilde. Efendim yeterli. Ee, yıl yok yılı bölge sıkıntılı ama bugün eee bugün masrafının fazlasıyla çıkartacak şekilde bir durum söz konusu. Yine tekrar söylüyorum fıstık fiyatlarımızın da ne olacağı belli. Fıstık yok çünkü. Bundan dolayı da bu 5 kilo geçen senenin belki 10 kilosunun getirdiği Evet hocam. dolar bazında ciro getirecek yani Türk parası değil. İnşallah. Yani bunu yani. bilin ya. Yani. Çünkü neden? Evet yok yani. Burada da yok. Yok yok yok. Yok evet. Bu evet. sene yok abi. Hayır Genelde bazen şey oluyor abi. Mesela gidiyor başka yerde bir mesela Antep'te oluyor. Ama diyelim Siirt'te olmuyor. Siirt'te oluyor, Kurtalan'da olmuyor. Orada oluyor. Hani öyle bir bu, ama şimdi öyle değil abi. Şu an düz abi. Tertemiz. Tertemiz. Evet. Tertemiz yok. Yani doğa bitkileri dinlendirmeye çekti bu sene. Evet hocam. Evet. Durum bu şekilde. Onun için bahçemiz bu şekilde. Efendim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrar bayimiz Sayın Eyüp, e, Eyüp Bey'e, Yel Kardeşler Tarım'a teşekkür ediyorum. Ee size de Allah bereket versin. Allah razı olsun efendim hocam. Takıldığınız soracağınız bir şey olabilirim. varsa sorabilirsiniz. İzleyecekler bak diyecekler böyle böyle soru. Evet, en azından hocam. cevapsız bırakmayın evet, hocam. Ee, ve onu sorun yani. Evet hocam. Var mı sorunuz? Hocam. Çok yok hocam. yok. Çok Yüzümüz gülüyor. Yüz, yüz, yüz. Çok gülüyor. Çok güzel. Hoşçakalın. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. Sağ olun.